diyelim hafta boyunca futbolcu yüksek şiddetli bir iş yapması lazım. O işi yapmıyorsa sahaya çıkamaz. Defalarca izler rakibi. Tabii genç olarak çıkıp gezmek istiyoruz. Sıkıldığımız da olur diye. Mesela bir yönetici bir açıklama yapıyor. Ortalık biraz geriliyor. Bu hemen hafta sonundaki maça gerginlik olarak yansıyor. Kızabilirsiniz bana bu arada. Şöyle kızabilirsiniz. Yani o kadar açıkladığım net olarak. Çünkü net bir şey söyleyemiyorsunuz ama. Estağfurullah. Ama şöyle şu anda bana büyük bir maliyet verseler ilk alacağım 3 oyuncu. Eğer siz hayali olan bir teknik adamsanız. Zaten en büyük baskısının kendi içiniz. Taraftarda falan umurumda değil. Taraftar, o bütün gibi. Şimdi bu harcamaları niye yapıyoruz? Sadece Türkiye Ligi'nde şampiyon olmak için. Görünen o. Efendim herkese selamlar. Bugün yanımızda İstanbulspor Teknik Direktörü Osman Zeki Korkmaz var. Hocam hoş geldiniz. Nasılsınız hocam? Neler yapıyorsunuz? Nasıl gidiyor? Öncelikle bunu sormak istiyorum. Teşekkür ediyorum. Öncelikle size hoş geldiniz. Bildiğiniz gibi tekrar bir ikinci bir İstanbulspor serüveni. Yeniden bir yapılanma aşamasındayız. Adım adım iyiye doğru gidiyor, güzele doğru gidiyor diyor. Şu an hocam mevcut durumu özetlerseniz, takımın durumunu hakkında neler söylemek istersiniz? Şu anki durumu ele alırsanız. Şimdi herkesin bildiği şeyleri söylemeye gerek yok bence. Yani puantajdaki durumumuz ya da ligdeki pozisyonumuz. Bundan ziyade aslında sonuç üzerinden değil de sahaya çıkan ürün üzerinden İstanbulspor'u değerlendirirsek bence şu anda Süper Lig'in hem bir katma değer üretme açısından futbol adına en iyi takımlarından bir tanesi hem de oynadığı futbol rakiplerine karşı her maça ayrı bir senaryo ile hazırlanarak bir reaksiyon göstermesi açısından ve de bütün bir kulüp olarak baktığınız zaman denk bütçeyle yönetilen ve ayakları üzerinde sağlıklı bir şekilde idare edilen örnek bir kulüp olarak söyleyebiliriz İstanbulspor'u. Sizin oyuna bakış açınız, temel felsefeniz net olarak nedir hocam? Futbolda stratejiler ve formasyonlar, taktikler, bunların değişimi bir noktadan bir yere doğru gitmez. Sürekli değişen bir şey değildir. Dairesel bir anlamda değişir. Bu ne demek istiyorum? Son 20-30 seneye, futbolun son 50 senesine baktığınız zaman bu dairesel anlamda değişir. Yani 30 sene önce üçlü formasyon çok modaydı. Sonra dörtlüye dönüldü. Bir dönem çok moda 4-2-3-1 oynandı. 4-3 bir ara moda oldu. Sonra tekrar üçlü geri geldi. Bu böyle devam edecektir. Avrupa'da ya da bulunduğunuz ligde belli başlı, yani o ligin lokomotifi takımlar ne oynuyorsa siz de belki benzer bütçeye sahip olmayabilirsiniz ya da benzer transfer gücüne, kamuoyuna sahip olamayabilirsiniz. O zaman bununla aynı standartlarda, aynı tercihlerle yarışamayabilirsiniz. O zaman bir şey geliştirmeniz gerekiyor, ona kontra bir şey. İşte o dairesel şey oradan geliyor. Siz de onun kontrasını geliştirerek sahaya çıkarsınız ki karşısında var olabilmek için. Bir antitez üretmek antitez aslında. Üretmesinde. Ama antitezleri kendi içinde değişecektir yıllar yılı. Bu anlamda çok farklı, çok yeni bir şey bulan var mı diye sorsanız hayır yok. Ama şunu hazırlıklı olmak gerekiyor bence bir teknik adam olarak. Ben her iki ana formasyonu da oynatmış bir teknik adamım. Dörtlü ve üçlü. Bunların her ikisini de çalışmayı da oynamayı da ve bunun dışında asimetrik roller vererek sahada dizilmeyi de seven birisiyim. Böyle çok klasik tabirler üzerinden futbolcu arkadaşlara anlatmam, oynamaya çalışmam. Biraz böyle maçın önceliği nedir? O maçtaki rollerimiz ne olmalı? Ya da ligin önceliği nedir? O ligdeki rollerimiz ne olmalı? Bunun üzerine dinamik bir şekilde düşünüp ve antitezler üretmeyi seviyorum. Oyun anlayışının aslında iyi olduğunu görebiliyoruz. Yani göze hoş gelen bir oyun anlayışı var. Hakikaten renk katıyorsunuz ligi bir şekilde. Bunu nasıl sağlıyorsunuz hocam? Mesela şampiyon olduğumuz dönemde de çok konuşuyordu ve çok mutlu ediyordu beni. Bu şekilde analiz ediliyordu. Hani oyuncu değişse de cezalı, sakat, oynanan oyun aynı diye. Sonrasında lige çıktığımızda da transfer yapmadan devam ettik ve 10 haftada 8 puan toplamıştık yanlış hatırlamıyorsam. Sonrasında İstanbulspor aslında son belki 10 senedeki mantığının dışında böyle çok fazla transfer yaparak bir oyuncu profilinde büyük bir değişim sağladı. Hatırlarsınız işte Lokilo, Eze'nin geldiği dönem ki o performanslarla da bence o da değerliydi. Onların belki performanslarıyla ligde kalabildi. Ama bizim tarif ettiğimiz şey bu değil. Yani bir oyuncu getir. Sizin felsefeniz daha belirgin bu arada. Evet, bir oyuncu getir, onun performansıyla birkaç oyuncu getir, onların performansıyla ligde kal ya da yarış. Bu değil. Bu zaten sürdürülebilir bir şey değil. Biz zaten sürdürülebilir bir şey yapmak için bir roller belirlememiz gerekiyor. Ve bu rolleri herkes öğretmemiz gerekiyor. Tabii herkes aynı kalitede bunu icra edemeyebilir. Fakat en azından rolün ne olduğu dediğiniz gibi açık ortaya çıkar ve ne yapmaya çalıştığımız ortaya çıkar. Her şeyden önce mental bir güç lazım. Futbolcunun bu anlamda mental olarak hazır olması lazım. Hem gelişmeye hem değişmeye. Çünkü değişim çok zor bir şeydir. Üst düzey futbolun fiziksel parametreleri var. Mesela biz bunu artık zamanla da kendi
teknik ekip olarak da kendimiz değerlendirip neleri daha iyi yapabiliriz diye düşündüğümüz zaman şu birkaç parametre vereyim. Mesela antrenman sürecinde belli başlı parametrelerimiz var. Diyelim hafta boyunca futbolcu yüksek şiddetli bir iş yapması lazım. O işi yapmıyorsa sahaya çıkamaz. Çok yetenekli olabilir ama antrenman müddetince haftalık antrenman da bizim beklediğimiz o yüksek şiddetli işi yapmadıysa onu da konuşuruz. Bak yüksek şiddetli işten uzak durdun. Ya bunu tamamla son birkaç gün ya da sahaya çıkamayacaksın. Anlatıyorsunuz ona bu süreçte. Tabii tabii. Zaten bütün biliyorsunuz veriler toplanıyor GPS'de. Aslında hocam oynayacağını ve oynamayacağını da bu süreçten anlayabiliyor oyuncu. Tabii ya da antrenmana çıkıp çıkmama. Antrenman sayısı, antrenmanda yaptığı iş, yağ oranı işte gibi gibi pek çok parametre. Bunların bu parametrelerde beklediğimiz noktaya gelmeyen oyuncu sahada ne yaparsa yapsın oynayamaz. Çünkü şöyle düşünün. Biz bunu yapmıyoruz Türkiye'de. Bazen böyle skor alma öncelikle belli başlı parametreleri es geçerek takımları sahaya çıkarıyoruz. Sonra işte Avrupa'ya transfer olan üst düzey oyuncularımızı hatırlayın. Hep ne diyorlar? İşte burada işler daha zor. Aslında daha zor değil. İşte orada o parametreler var. Antrenman sürecinde o yüksek şiddetli işi yapmayıp sadece maçtan maça yaparsan metabolizma belli bir seviyede evet devam ettiriyor bunu. Ama daha üst, evet daha üst seviyede bu yeterli değil. Sürekli bir üst seviyede çalışman lazım, üst seviyede oynaman lazım. Bunun için de antrenmanda da aynı sertlikle çalışman gerekiyor. İşte bu maçtan daha ziyade, maçtaki performanstan daha ziyade maça kadarki süreci nasıl geçirdiğin, maçtan sonraki süreci nasıl geçirdiğin çok önemli. Biz de artık yavaş yavaş bunu oluşturmaya başladık İstanbulspor'da. Daha böyle egosu yüksek oyuncularla çalıştığınızı düşünürsek veya maddi olarak daha güçlü bir takımda çalıştığınızı düşünürsek, taraftar baskısı daha fazla olan bir takımda yine bunu uygulayabilecek misiniz? Çok daha rahat uygularsınız. Yaşadıklarımdan anlatacağım. Daha üst düzey profilde oyuncularla çalıştım, şampiyonluklar yaşadım. Kendi ülkenin milli oyuncularıyla çalıştım. O oyuncuların aynı zamanda beklentisi de yüksektir sizden. Yani sizin onları ne kadar iyi hazırladığınızı çok iyi test ederler. Asıl sorun orada işte. Yani oradaki anlaşmazlıklar çok iyi hazırlanmaktan, çok iyi antrenman yaptırmaktan çıkmıyor. Aslında futbolcunun belki de beklentisine cevap verememekten çıkıyor. Çünkü zaten onu üst düzey yapan şey o zamana kadar ki geçirdiği... Mental yapı. Evet. Balkanlardan gelip kendi milli takımında üst düzey oynayan, her maç oynayan, arka arkaya bir oyuncumuz vardı. Mesela Kupa Lig maç oynadığımız dönemde bazen dinlendirmek istersiniz oyuncu. Hı hı. Oyuncu dinlenmek istemiyor muydu? Maç yaptıktan sonra bir de ertesi gün bir antrenman yapıyordu. Ağır antrenman yapan bazı futbolcular o kadar çalışmıyor. Şimdi onu konuştuğunuz zaman bu diyordu benim ritmim bu. Bunun altına düşemem. Eğer siz dinlen dediğiniz zaman işte asıl o zaman niye dinleneyim ki diyor. Yani hayatında öyle bir şey duymamış adam dinlenmek gibi. Yani hocam bunu net olarak karşılayabileceğinizi düşünüyorsunuz zaten evet. Tecrübelerinizden yola çıkarak. Zaten burada da işte diyorum ki bir üst düzey organizasyonun aslında şeyini yapıyoruz, simülasyonunu yapıyoruz. Fenerbahçe altyapısında başlıyorsunuz 2006 evet. yılında. 2009 yılında yardımcı antrenör olarak kulüpten ayrılıyorsunuz evet. o dönemde. O dönemle ilgili ne söylersiniz hocam? O dönemi de ben açıkçası sizden duymak istiyorum. O 3 yıllık süre size neler kattı? Oradan ayrıldıktan sonraki süreç sizin için nasıl gelişti? Aslında dolu dolu 2 yılı biraz aşkın bir süre çalıştım Fenerbahçe'de. İlk göreve başladığımız dönemde Hollandalı altyapı sorumluları vardı. Bence büyük bir devrimdi o futbol. Türk futbolu altyapısı. Kaçtıydı hocam net 2006'da olarak? 2006'da girişim. 2006 Eylül'de girmiştim. Düşünün ki o dönem futbol okulunda başlamıştık göreve. Ve futbol okulunda bir çocuk ilk defa futbol topuna değdikten sonraki ilk 34 haftası diye bir şey belirlemiştik. Hı-hı. Metodoloji. Evet. Beceri olarak çok kısıtlı ya da ortalama çocukların bile büyük bir gelişim kat ettiğini gözlemledik. Bunu tabii o dönem içinde organizasyon içinde bulunan ve yapılanmada çeviriler yapan, metodolojiyi oluşturan biri olarak söylemem duygusal görünüyor olabilir. Ya ilk senenin sonundaki yaz ayında Metz altyapısından baba Türk, anne Fransız bir ailenin iki çocuğu geldi. Türkiye tatilde gelmişler ve babası rica etti. 10-15 gün sizde antrenman çıkabilirim diye biz de hay hay dedik. Misafir ettik 10 gün boyunca. 10 günün sonunda beyefendi de şöyle söyledi. Fransa'da Metz altyapısından çok daha ciddi çalıştığınızı söyleyebilirim demişti. Sizin hocam futbolculuk döneminiz aslında kısa bir futbolculuk döneminiz var. Evet. Ondan sonrasında antrenörlüğe geçiyorsunuz. Bu sürecin hocam kısa futbolculuk dönemi size avantajı ve dezavantajı neydi tam olarak? 2000 senesiydi. 18-19 yaşında aktif futbolu bıraktım. Çünkü İstanbulspor amatör takımında oynuyordum o dönem. Biraz böyle arka arkaya lig düştüğü, başkanların çok hızlı bir şekilde değiştiği, kulüp daha sonrasında tasarruf mevduat sigorta fonuna kaldı biliyorsunuz. Ondan bir önceki dönemde aslında çok kasırgalı bir dönemdi.
üniversite okurken 1-2 sene amatör oynadım ama o şeyim kalmamıştı artık yani. Hem enerjim kalmamıştı hem de iştahım diyeyim kalmamıştı. Şöyle bir güzelliği oldu. Çok erken yaşta antrenörlüğe başladım. 24 yaşında antrenörlüğe başladım. Çok hızlı bir geçişti. Evet, 27-28 yaşında profesyonel yardımcı antrenördüm ve 35 yaşında futbolcu vardı, üst düzey oynamış. Mesela hareket ve antrenman bilimlerinde yüksek lisans derecesine sahibim ama onlardan daha ziyade beni geliştiren şey saha oldu. Sahada geçirdiğim zaman oldu. Daha çok. Evet. Şimdi hocam bir de İsmail Kartal'ın yardımcılığını yaptınız. Evet. İyi bir ilişkiniz var. Evet. Çok da eskiden beri, yanılmıyorsam 6 yıl mıydı hocam? 6 yıl boyunca. Yani ilk Fenerbahçe serüveninden sonra İsmail Hoca Eskişehir'de kısa bir dönem çalıştık. Sonra Gaziantep Spor'da. Ankara gücünü bir üstlüğe çıkardık. Şampiyon yaptık ve devam ettik. Sonra Rize Spor'da ve en son Konya Spor'da beraber çalıştık. Yardımcılığını yaptım. Daha sonra müsaade istedim kendisinden. Çünkü artık kendi başıma çalışmak istediğimi söyledim. Ki ayrıldıktan da işte yaklaşık 8 ay sonra İstanbul Spor'la başladım ve ilk teknik dönem, yani profesyonel ilk teknik direktörlük deneyimimdi. Orada da şükür bir şampiyonluk yaşadık. Ondan önce de amatör bir teknik adamlık deneyimim var. Orada da bir şampiyonluğum var. Oha, çok iyi. Amasya Spor'u bölgesel lige çıkarmıştım. İlk o amatör olarak ilk teknik adamlık deneyimimdi 2014 senesinde. Hocam peki İsmail Kartal'la çalıştığınız dönemde nasıl bir çalışma şekliniz vardı? Hocayla uyumunuz nasıldı? O dönemde neler öğrendiniz? Şu anda neler aktarıyorsunuz bu dönem? O dönemden getirdikleriniz nelerdir? Bir kere İsmail çok disiplinli bir teknik adam. Bir kere çalışma disiplini çok yüksek. Sürekli maç izlemeyi sever. Defalarca izler rakibi. Tabii genç olarak çıkıp gezmek istiyoruz. Sıkıldığımızda olurdu yani. Çok mu fazla analiz vardı hocam? Çok izlerdik. Ama mesela şöyle bir işte neleri buradan kazanım olarak elde ettiniz? Şu an mesela haftada 20-25 tane maç izlesem hiç şeyim yok yani. Çok da büyük, açık bir zihinle izleyebiliyorum maçları. Alıştınız çünkü. Bu. Evet, günde 2-3 maç izleyebilirim. O maçları analiz edip şey yapabilirim yani. Kendime çıkarımlar, antrenman çıkarırım oradan. Hem bu size bir oyuncu portföyü sağlıyor baktığınız zaman. Hem de sahada maç izlerken olabilecekleri öncellemenizi ya da bir reaksiyon vermenizi sağlıyor. Net olarak bir şey söyleseniz hocam İsmail Kartal'la çalıştığınız dönemde. Ha, ondan en çok neyi daha iyi öğrendiğinizi düşünüyorsunuz şu anda baktığınız zaman? Ha, tek kelime, o dönemi anlatacağım tek kelime yoğunluk diyebilirim. Bir yoğunluk vardı. İş disiplini. Bir şampiyonluk yarışı var Fenerbahçe ile Galatasaray arasında. Siz de hocam iki takıma karşı aslında oynadınız. Bir şekilde baktığınız zaman hangi takımı daha avantajlı görüyorsunuz bu noktada? Şimdi ikisinin de birbirinden önde olduğu tarafları var. Yani tartıya koyduğunuz zaman bir eşitlik görüyorsunuz. Çünkü birinin önde olduğu taraf baskın çıkabilir ama biri diğerinin yine önde olduğu taraf baskın çıkabilir. Bunu öncelleyemeyiz futbolda. Burada aslında oynanacak maçlar, verecek reaksiyon. Geçen de bir açıklamada şöyle bir şey söylemiştim. Bence buradaki süreç biraz daha mental bir süreç. Bu gergin yarışta hem futbolcuların hem teknik kısmın hem de idari kısmın söylemleri, yaptıkları çok önemli. Çünkü özellikle idari kısımdakiler bazen açıklamalarıyla ortamı daha da gerginleştirebiliyorlar. Bu aslında sahaya da yansıyor. Mesela bir yönetici bir açıklama yapıyor, ortalık biraz geriliyor. Bu hemen hafta sonundaki maça gerginlik olarak yansıyor. Bu futbolcu da aslında biraz kasıyor sahada. Bu süreci daha üstten bakarak yürüten taraf bu işi göğüsleyecektir, öyle hissediyorum. Kalite olarak bir fark çok fazla görüyor musunuz peki? Farklılık var ama diğer takımlara karşı o farklılık önde arkada değil. Birbirlerine karşıki maçta belki ortaya çıkacaktır. Her şeyi bir kenara bıraktığımız zaman, bırakmak da çok mümkün değil aslında ama kimin şampiyon olacağını düşünürsünüz? Kızabilirsiniz bana bu arada. Şöyle kızabilirsiniz. Yani o kadar açıkladım net olarak çünkü net bir şey söylemiyorsunuz ama. Hayır, kızmıyorum. Estağfurullah. Ama şöyle, ben bazen mesela bir tahmin yaptığım zaman %100 tutturmak istiyorum. O anlamda da burada bu da çok zor bir tahmin aslında. Bu evet, burada çok bir şey var yani. Bu senenin özelinde bir karmaşa var hakikaten ikisi arasında. Yani buradan çıkamıyorum ben de işin içinden. Süper Lig'de hocam en beğendiğiniz oyuncu şu anda kimdir diye sorsam? Yani mesela Muslera'yı çok beğeniyorum. Yani tam sahadan söylemeyeceğim ama kaleci olarak bence hem sosyal ilişkileri hem sahadaki enerjisi, bence onu Türkiye'de izlemek hepimiz için çok güzel oldu, keyifli oldu. Muslera'yı çok beğeniyorum. Yani. Bu noktada hocam şöyle... Özür dilerim, Barış Alper'i eklemek isterim. Ferdi Kadıoğlu'nu.
Çok yönlü olmalı. Evet evet. Şimdi tam istediğim şey. Şu anda bana büyük bir maliyet verseler ilk alacağım 3 oyuncu. Mustera, Ferdi Kadıoğlu ve Barış Alper. Sonra gerisini tamamlarız. Zaten onların yardımıyla bütün formasyonu denersiniz. Taraftar baskısı daha fazla olan ve maddi gücü daha yüksek olan bir takımda çalışmayı hallediyorsunuzdur tabii ki. Bu anlamda hocam net olarak hedefinizi öğrenmek istiyorum. Türkiye içinden de olabilir. Ne tür bir takımda çalışmak istiyorsunuz? Takım ismi de verebilirsiniz bu arada. Kendi ayakları üzerine duran ve çalışma ortamı çok sağlıklı bir kulüpten bahsediyoruz İstanbulspor'da. Burada yaptığınız hazırlıktan sonra gidip Avrupa'da üst düzey bir takımda çalışabilirsiniz. Çünkü burada sahaya odaklanabiliyorsunuz. Kafanız o kadar açık, net. Şimdi Türkiye'de buradan çıkıp hangi takıma gitmek beni heyecanlandırır diye sorarsanız bu 8-10 tane takımdır en fazla. Süper Lig ve bir alt ligi düşünürseniz bir 38-40 takımlık bir havuz düşünürseniz buradaki 25-26-27 takımı ya da 30 takımı direkt eleyebiliriz İstanbulspor'dan altından. Bu İstanbulspor'dan sonra gidecek yer Türkiye'de 8-10 tane takımdır. Onları da siz de sayabilirsiniz. Burada da sorsak herkes sayabilir. O 8-10 takım olabilir gideceğiniz. Onun dışındaki takımlar çok beni heyecanlandırmıyor, onu söyleyeyim. Yani. Eğer siz bir hayali olan bir teknik adamsanız, zaten en büyük baskı sizin kendi içiniz. Taraftarla falan umurumda da değil. Yani. Taraftar, o bu kim dedi. Kendi içinizdeki baskının ötesinde başka bir baskı yoktur. O anlamda hiç öyle yani yok taraftar baskısı, büyük camiye, bunlarla ilgili şeyim yok yani. Beni o anlamda ürküten herhangi bir şey yok. İnanın zerre kadar yani. Hedefim de evet bu ülkede İstanbulspor'dan değil mi? Ayrıldıktan sonra heyecanlandırabilecek 8-10 tane takım vardır maksimum. Onlardan birine çalışmaktır. Ve sonrasında kesinlikle uluslararası arenada çalışmak istiyorum. Bu anlamda hocam takip ettiğiniz hocalar var mı? Peki Avrupa'dan isim vermek isterseniz hani en beğendiğiniz, örnek aldığınız veya tarzını çok beğendiğiniz bir hoca var mı şu anda? Tabii şimdi saysak hemen Jürgen Klopp. Pep Guardiola, pek çok isim var. Bence hocam, ama benim bir tahminim var aslında ama... Marco Reze'yi çok mesela... Tahmini hangisi? Ben Tuchel. Tuchel şöyle ama Tuchel'in... Biraz sizin gibi bakıyor sanki o. Evet, Tuchel'le ama bence ayrıştığımız şöyle bir nokta var. Tuchel roller konusunda çok katıdır ve o rolü %100 ister. Ben mesela Marco Reze'yi niye söyledim? Marco Reze roller konusunda o da yeter. Rol üzerinden sahayı dizayn eder. Ama daha esnektir. Yani üçlü oynar, dörtlü oynar, değişebilir rolleri. Marco Rose'yi çok beğeniyorum. İtalya Serie A Ligi çok fazla bence taktisyen antrenör çıkarıyor son 10 senede. Ve bence en marjinal değişikliği futbol hafızamızda yapan teknik adamlardan bir tanesi de Gasperini. Halen daha ders çalışır gibi izlerim ya. Yani. İstanbulspor'dan hocam başarılı bir dönemimiz vardı. Ayrıldınız, sonradan tekrar geldiniz. Buraya geldiğiniz zaman hocam ne değişti tam olarak? Ve yani tekrar geri dönmenizdeki neden neydi? Neden ayrıldınız? Neden döndünüz? Bu süreci de biraz aydınlatırsanız. O şampiyonluk sürecini düşündüğünüz zaman bu tip süreçler kendi içinde finalde çok keyifli bir süreç olarak görünür ama kendi içinde biraz fırtınalı süreçlerdir. O dönem sonrası işte sezon başı transfer dönemi gibi durumlarda o dönem de benim için bir tecrübe. Belki benim çok acele ettiğim olduğu, belki bu anlamda daha gerildiğimiz süreçler oldu kulüp içerisinde. Daha sonra işte başkanımızla oturduğumuz zaman yapılan hataları gözden geçirdik, ettik. Ve kulüp zaten döndüğümde yayınladığı şeyle evine hoş geldin demişti. Burası benim evim. Hem formasına giydim genç takımlarda, hem şampiyonluk yaşadık, hem başkanla aileyle ilişkimiz başka bir boyutta. Yani buradaki işi aslında tekrar rayına koymaya, toparlamaya, bir kulübü tekrar uzun vadede en üst seviyeyi düşünür, hayal eder, planlar hale getirmek için geldik. Burada kısa vadede nereye gideceğimiz değil, aslında uzun vade için neleri doğru yapacağımızı, neleri doğru yapabiliriz, neleri yerine koyabiliriz, bunlar önemliydi. Bunları planlamak için bir araya geldik. Şimdi bence çok sakin, dingin bir kafayla bunları planlıyoruz. Şöyle düşünün, hemen bir şampiyonluk değil. Kuracağımız kadro ve oyun kültürüyle uzun yıllar yine kendini sahada kuvvetli ifade eden bir kulüp takımı haline getirmek çalışıyoruz. Yine sizin her zaman yaptığınız gibi aslında bir noktada. Geçen UEFA 2022-23 finansal raporunu yayınladı. Yaklaşık 500 küsur milyon euro Türk futbolunun yıllık geliri. Bunun 250 milyon eurosu yaklaşık sponsorluklar, reklam anlaşmaları. 130 milyon euro civarı galiba şey, yayın hakları gelirleri. İşte 50-55 milyon euro stat gelirleri. 30 milyon euro diğer gelirler. İşte UEFA katkısı 40-50 milyon euroya yakın gibi yaklaşık 500 küsur milyon euro bir geliri var Türk futbolunun. Fakat borcu 1 milyar 25 milyon euro. Aslında gelir ve borca baktığınız zaman
makul ve rasyonel yönetimlerle birkaç sene içerisinde Türk futbolu kurtarılabilir. Ama bu harcamalarla değil. Şimdi bu harcamaları niye yapıyoruz? Sadece Türkiye Ligi'nde şampiyon olmak için. Görünen o. Görünen o. Burada bakışımızı, beklentimizi ve bence planlamamızı radikal bir şekilde değiştirmemiz gerekiyor. Yoksa Türk futbolu ekonomik anlamda hiç iyiye gitmiyor, onu söyleyeyim. Bir de hocam bir video var. Size aslında bu soruyu sordular. Siz de cevapladınız bir şekilde ama ben size bunu izlettiğim zaman hani tepkinize bakacağım. Sadece antrenmanda yaptığınız futbolcular, şu görüntü, konuşuyorsunuz direkt. O hocam nasıl bir süreçte çıktı? Yani nasıl düşündünüz bunu? Bu şey, tabii şeyden, Lautaro Martinez'le Conte'nin yaşadığı olaydan orada ilham almıştım. O da anlık gelişti yani. Olayı da unutmuştum aslında. Onu anlatayım size. Ama yine mesela Lautaro Martinez'le Conte'nin yaşadığı olaya da bir değinmemiz gerekiyor. O olay Türkiye'de yaşansa, yani o sahadan çıkarken itiştiler kulübede. Antrenörün ne karizması kalır, ne grubu hükmedebildiği kalır. Bu üç önemli değil. Bunlar tabii olur. Adam olur. Büyük bir nabızla oyundan çıkıyor ve tepki gösterebilir. Evet, Lautaro Martinez edemiyor bir de. Biraz fazlaydı belki tepkisi ama mesela Conte ve futbolcular ertesi gün bunu harika bir işte bu manevrayla açtılar. Çok güzeldi. Biz de o gün kulüpte değilken ben erken çıkmam gerekiyordu. Yani antrenman bitti. Ben işte duş aldım, kulüpten çıktım. Futbolcular da antrenmandan sonra bazen ekstra çalışıyorlar. Ekstra çalışmanın sonunda soyunma odalarına giriyorlar. Ve soyunma odasında Mendy ile Sambisa tartışıyor. Hatta biraz ciddi bir kavgaya dönüyor iş. Futbolcular ayırıyor. Sonrasında şimdi soyunma odası olduğu için hem de orada değiliz. Müdahale edeceğimiz bir alan değil aslında. Kaptanların orada müdahale etmesi gerekiyor ki onlar da müdahale edip işi tatlıya bağlamışlar. Ben de ertesi gün sahaya çıkarken olayı biliyoruz. Bütün herkes duymuş çünkü biraz iş bayağı alevlenmiş. Şimdi tekrar konuşma yapsam şöyle bir şey olacaktı. Zaten kaptanların hallettiği bir şey kaşımak gibi olacaktı bu. Yani o konuşmanın çok etkili olacağını düşünmüyorum. Hemen işte iki tane şey, iki çift boks eldiveni getirdik. Bu şey güvenlik şeridi. Aslında videoyu o zaman Muhammed'le dedik, bu kadar viral olacağını bilseydik daha profesyonel çekerdik. Çünkü öncesi çok güzeldi, çok daha iyiydi. O ringin kurulması, futbolcunun hiçbirinin haberi yok. Bütün detaylar ortaya çıkardı. Orada hepsi toplandılar. Şimdi hatta orada Emir Kağan şöyle bir soru sordu. Yani hiç farkında değiller. Hocam aralardan mı geçeceğiz? Antrenman zannediyor onu. Aralardan mı geçeceğiz, ne yapacağız diyor. Hepsine sürpriz oldu o zaman. Tabii tabii, sonra topladık. Bu sefer Mendy'yi bir köşeye, Sambisa'yı bir köşeye alınca da kahkahalar başladı. Eldivenleri giydirdik. Sonra dedik onlara, kavga edecekseniz burada saha, ya birinizden biri tükenene kadar kavga edeceksiniz ya da iki iyi takım arkadaşı gibi sarılacaksınız deyince. Yani çok eğlenceli bir gündü zaten. Çok eğlenceli. Orada kenardan bağıranlar, bahis oynayanlar var, kim yener. Çok güzeldi yani. Baktığınızda hocam aralarını aslında daha iyi yaptınız. Yani evet, şu, evet. Bu evrede daha iyi bir arkadaşlıkları evet. Olabilir aslında. Ama bu şunu da geliştiriyor. Mesela sonrasında da gene bazı oyuncular gelip bireysel beklentilerini, iletişim üzerine beklentilerini de hemen daha rahat dile getiriyorlar. Mesela bugün de yine öyle, mesela Modestas'la konuştuk. İşte onun beklentisi üzerine yine takımda belli başlı kişilerle başka toplantılar yapacağım. Bu iletişim bence bu işin çok büyük yüzdesi iletişim. Çünkü iletişim insan. O iletişim kuramadığınız insanla ne bir antrenman yaptırabilirsiniz ne sizin için yanına pas verir. O iletişimi güçlendirdiğiniz zaman bu antrenör bizden ne istiyor? Ve biz ne yapmalıyız? O noktaya getirene kadar ki kuracağınız iletişim çok önemli. Teşekkürler hocam. Ben teşekkür ediyorum. Sağ olun. Efendim bugünkü konuğumuz Osman Zeki Korkmaz'dı. İstanbulspor'un çok değerli teknik direktörü. Kendisiyle birlikteydik. Bir dahaki yayınlarda görüşmek üzere.